Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Niçin Günahkar Olduk adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yakup 1. bölüm 15. ayet. Arkadaşlar, dünyada hiç günah işlemeyen insan var mıdır acaba? Kesinlikle yoktur. Herkes günahlıdır. Elçi Pavlus, Romalılar 3. bölüm 23. ayette, "Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı," diye ifade ediyor. Yani dünyada yaşayan herkes günahlıdır. İşte bu yüzden günahsız olan Tanrı oğlu İsa'nın dünyaya gelmesi gerekti. Sizce günah nedir? Düşüncelerimizi paylaşalım arkadaşlar. Kutsal kitaba göre günah, Tanrı'ya baş kaldırıp itaatsizlik etmek ve kendi isteğimize göre yaşamaktır. Başka bir deyişle, Tanrı'nın istediği gibi yaşamamak ve onun buyruklarına itaat etmemek en büyük günahtır. Tanrı günahtan nefret eder. Yeryüzünde ilk kez Adem ve Havva Tanrı'ya karşı günah işlediler. Tanrı dünyayı mükemmel olarak yaratmıştı ama ne yazık ki Adem ve Havva Tanrı'ya itaatsizlik ederek onun yasakladığı meyveyi yediler. Böylece mükemmel olan dünyaya günah girmiş oldu. Bu ilk günah yüzünden dünyadaki mükemmel düzen bozuldu. Bunun yanında en üzücü olan durumsa Tanrı ve insan arasındaki kusursuz ilişkinin de bozulmuş olmasıydı. İnsan günahla birlikte kutsal ve mükemmel olan Tanrı'dan ayrı düşmüştü. Evet arkadaşlar, mükemmel olan dünya günah yüzünden esenliği, barışı ve mutluluğu kaybetti. Bunlar yerine dünyamıza ölüm, hastalık, kavga, savaş, acı ve üzüntü girdi. Adem ve Havva'dan sonra dünyaya geleceklerse doğuştan günahkar ve Tanrı'dan ayrı olarak doğacaklardı. Yani günah bir tohum gibi Adem ile Havva'nın bütün soyuna geçti. Buna kök günah, yani Adem'in işlediği ilk günah diyoruz. O yüzden yeni doğan bebeklerin hiçbir suçu olmamasına rağmen günahlı olarak doğar ve ölüm cezasından kaçamazlar. Günahkar olarak doğan insan kendi bencilliğine ve açgözlülüğüne teslim olur ve suç işlemeye devam eder. Adem ve Havva'nın çocukları da günahkar olarak doğdular. Özellikle ilk oğlu olan Kain, kardeşi Habil'i kıskanarak ondan nefret etmeye başladı. Kain, açgözlü bir şekilde sürekli Tanrı tarafından takdir edilmek istiyordu. Bu istek zamanla büyüyerek nefrete dönüştü. Sonunda Kain, kardeşi Habil'i öldürdü. Bu, yeryüzünün ilk cinayeti oldu. Kain'in açgözlülüğü kardeşini öldürmüştü. Kutsal kitapta Tanrı'dan daha çok altın ve gümüşü seven ve bunun sonunda mahvoluşa sürüklenenler de vardır. Bu kişilerden biri İsrail'de peygamberlik yapan Balam'dı. Moab kralı Balak, Balam'ı çağırıp İsrail halkı için lanet okumasını istedi. Karşılığında ona yüklü miktarda para verecekti. Bu durumda Tanrı, Balam'a görünerek Kral Balak'ın yanına gitmemesini ve İsrail halkı için lanet okumamasını buyurdu. Fakat Balam, Balak'ın kendisine teklif ettiği parayı tercih etti. Tanrı'nın yasaklamasına rağmen Balam'ın İsrail'i lanetlemeye çalışmasının sebebi neydi? Şüphesiz ki Balam, Tanrı'dan çok parayı sevmişti.
haksızlıkla elde edilen kazancı seven Balam, sonunda açgözlülüğü yüzünden İsrail halkı tarafından öldürüldü. Hadi gelin bir kişinin daha hayatına göz atalım. İsrail'in ilk kralı Saul. Saul kral olmadan önce alçak gönüllü bir kişiydi. Fakat kral olduktan sonra değişmeye başladı. Kendi krallığını korumak için açgözlülük yaptı. Sonunda Tanrı'ya karşı büyük bir günah işledi. Kral Saul, Tanrı'nın buyruğuna uymayıp yakmalık ve esenlik sunusunu kendisi sunarak büyük bir günah işledi. O ne bir Levili ne de kahindi ve bu yüzden sunu sunma yetkisine sahip değildi. Ayrıca Davut'u kıskandığından yaşamı boyunca onu öldürmek için birçok günah işledi. Sonunda Tanrı, Kral Saul'un krallığına son verdi ve Saul, Filistliler tarafından öldürüldü. Evet, hepimiz günahkar olduğumuz için açgözlülük yaptığımız durumlar olmuştur. Açgözlülüğümüz bizi günaha yönlendirir ve Tanrı'dan da uzaklaştırır. Özellikle şeytan, içimizde bulunan açgözlülüğü kullanarak bizi günaha düşürmeyi amaçlar. Bu nedenle açgözlülükten kaçınalım. Günahın ücreti ölümdür. İlk insan olan Adem ve Havva, Tanrı'ya itaatsizlik ederek günah işlediğinden beri yeni doğan her kişi günahlı olarak doğar ve ölümden kaçamaz. İnsan gücüyle günahtan ve ölümden kurtulmak için hiçbir yol yoktur. Sadece yaratıcı Tanrı günahı affedebilir ve onu uzaklaştırabilir. Günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdığı için Tanrı'nın bizi bağışlamasına fırsat vermemiz gerekir. Günahımız bağışlanmazsa çok kötü bir yer olan cehennemde Tanrı'dan sonsuza dek uzak kalarak cezalandırılmamız gerekecektir. Bu yüzden günahlarımızdan tövbe edip İsa Mesih'e inanmalıyız. Bizi seven Tanrı, günahlarımızı bağışlamak ve bizi ölümden kurtarmak için biricik oğlu İsa'yı dünyaya gönderdi. Günahsız, temiz ve mükemmel olan İsa, bizim günahlarımız yüzünden çarmıha gerildi ve öldü. İsa'nın ölümüyle bütün günahlarımız bağışlandı ve temiz kılındı. Ona inanırsak tüm günahlarımız bağışlanacaktır. Arkadaşlar, İsa Mesih'e inanan bizler artık kendi isteklerimize ve arzularımıza göre hareket etmeyip Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu düşünerek onun isteğine göre hareket etmeliyiz.